Plastikler. Plastikler, dolgular, plastikleştiriciler, pigmentler ve reçineden yapılır. Bunlar bir katalizörün, hızlandırıcının varlığında ısı ve basınca maruz bırakıldığında istenen biçime sokulabilen yüksek moleküler ağırlığı olan organik maddelerdir. Plastikler, ısıl plastikler ve ısıl dengeli ürünler olarak ikiye ayrılır. Termoplastik yani ısıl plastikler ısıtıldığında yumuşar, soğutulduğunda katılaşır. Isıtılarak başka bir biçim verilir, soğutulduğunda yeni biçimini korur. Termoplastik örnekleri arasında reçine, kehribar, gomalak gibi reçineler, selüloz, asetat, selüloz, nitrat gibi selüloz türevleri, politenik ya da vinil reçineleri, polivinil klorit gibi ve poliamid bulunur. Isıl dengeli plastikler ise ısıtılıp farklı bir biçim verilip yeniden kullanılamaz. Kalıplanmaları sırasında çok yüksek basınç ve anlık ısıya ihtiyaç duyarlar. Soğutulduklarında katılaşırlar. Bu sırada oluşan kimyasal reaksiyon terse döndürülemez. Önemli türleri arasında fenolik reçine, bakalit diye bilinen fenoplastlar, polyester reçineleri, epoksi reçineleri, silikon reçineleri gibi ürünler bulunur. Plastiklerin içeriğine bakılacak olursa, reçine, içerikteki farklı maddeleri bir arada tutan bağlayıcıdır. Eritilebilir ve kalıplanabilir düşük moleküler ağırlıktaki lineer polimerler genelde ısıl dengeli reçineleri oluşturur. Plastikleştiriciler, plastiğin istenilen dayanım, esneklik ve sertlikte olmasını sağlar. Çoğunlukla sıvı olan plastikleştiriciler genellikle çok düşük buhar basıncı olan organik bileşikler ve reçinelerdir. Dolgular, karışımın %50'sini oluşturur. Sertlik, çekme direnci, birleşme, opaklık, görünüş ve işlenebilirlik verirken maliyeti, sertleşme sırasındaki rötreyi ve son ürünün gevrekliğini azaltır. Pigment, plastiğe renk veren maddedir. Gözeneklilik için plastik karışımına kabartma tozu, sodyum bikarbonat katılabilir. Üretimine bakacak olursak, üretim yöntemlerinden bir tanesi basınçla kalıplamadır. Hem termoplastikler hem ısıl dengeli plastikler için kullanılan yöntemlerden biridir. Sıvı durumdaki karışım kalıba alınır ve basınçla kalıp kapatılır. Böylece biçim verilir.